Dostlar merhabalar. Benzerlik ünitemizin dördüncü testini çözeceğim arkadaşlarım. Hemen başlıyorum, vakit kaybetmiyorum. Diyor ki şekil 1'deki cisim yana doğru düşerek şekil 2'deki konumu alıyor. Peki buna göre CE nedir diye bir soru sormuş bize dostlarım. Klasik bir benzerlik sorusu olmuş. Bakın bu 5 10'a paraleldir. İkisi de dik olduğu için dostum ve yarısı olduğundan dolayı orta tabandır. O zaman burası da buraya eşit olmak zorundadır. Ya da burası buraya eşit olmak zorundadır. Demek ki burası 12 ise burası da 12. Hatta 5, 12, 13 yazalım. Burası da 13 olsun. Zaten bana CE'yi soruyordu. 13'ü işaretledim goberler. 2 numaraya bakıyoruz dostlarım. ABC üçgen. DBH da üçgen. AB ne diyor? DE 10, BC 20. Şurası 20. DB de 10 olarak verilmiş. Yok, DE 10 olarak verilmiş. Tamam. Alan ABC 120'dir diyor. O zaman şuradan aşağı bir diklik ineyim ben. H diyelim bu dikliğe. H çarpı 20 bölü 2 eşittir 120'dir. Hemen böldüm 2'ye, böldüm 2'ye 10 oldu. Bir de 10'a bölelim. 12 çıktı H. Burası 12. Buna göre EH nedir diye soruyor. Şuradaki uzunluğu. Arkadaşlarım bu klasik bir şekildir. Şurası ikizkenarmış. A diyelim, A olsun. A 90, şuradaki açı B, tersi de B. A 90, şurası da B geliyor. Yani burası da bir küçük ikizkenar çıktı. O zaman şuradan bir diklik indirirsem ben burayı 5 5 diye bölecek ve bakın şuradaki dikdörtgenden cevabı getiriyor. 12 ya. Burası da 12 olacak. 5 ile x'in toplamı 12. x 7 gelecek arkadaşlar. Hemen geçtik. 3 numaralı sorumuza bakalım ne diyor. ABC dik üçgen. AE 5, ED 3. Alan EBCD 18. DC uzunluğu nedir diye bir soru sormuş. Şimdi 3, 4, 5 bir kere. Burası 4. Şuraya da ne demiştik? X diyelim buraya dedim. Şuranın alanı 3 çarpı 4 bölü 2'den 3 çarpı 4 bölü 2'den 6. Buranın alanını zaten 18 vermişti bana. DC uzunluğu nedir diye soruyor. Arkadaşlar burada bir küçük dik üçgen var. Bir de büyük dik üçgen var. Bu iki dik üçgenin alanlarının oranı birisi 6. Diğeri de toplam 24 ya. Alanlarının oranı 1 bölü 4 değil mi kardeşlerim? Peki biz ne biliyoruz? İki üçgenin alanlarının oranının karekökü benzerlik oranıdır. 1 bölü 4'ün karekökünü aldım. Benzerlik oranları 1 bölü 2 çıktı. Şimdi şöyle yapalım. Buraya A diyelim. Buraya B 90. A 90. Buraya da B diyelim. Bak dostum. Bunun mesela A'sının karşısı 3 ise artık büyüğünün A'sının karşısı 6 değil. Yok, 2 katı. Doğru, 6. İşte B'nin karşısı 4 ise büyükte B'nin karşısı 8 olacak. Şurası 3. Her yeri buluyorum bak. 90'ın karşısı 5 ise büyükte ne olacak? 10. O zaman x 6. Evet, şuna geldik arkadaşlarım. Bakalım bu ne diyor. Yukarıdaki verilen önermelerden kaç tanesi daima doğrudur diye bir soru sormuş bize dostlarım. Hemen konuşalım bunu arkadaşlar. 4 numara. İki üçgenin diyor karşılıklı açıları eş ise... İki üçgenin karşılıklı açıları eş ise bu iki üçgen benzerdir. Karşılıklı açıları eş olan acaba bütün açılarından bahsediyor. Dur bir dursun bir kenarda. Bunu bir konuşuruz. Birer açısı ve ikişer kenarı orantılı olan iki üçgen benzerdir. Şimdi birer açıları eşit iki üçgen düşünelim. Şurada göstereyim. Birer açıları A, A. Tamam. Ve ikişer kenarı orantılı olan, mesela 4 ile 8 diyelim buraya, 5 ile 10 diyelim, olan iki üçgen benzerdir diyor. Evet arkadaşlarım benzerdir ama işte burada sıkıntı şu, aynı karşı karşıya gelen kenarlar mı acaba orantılı? Bunu tam bilemediğim için bir durayım burada da. İki üçgenin karşılıklı kenarları oranı sabit ise bu iki üçgen benzerdir. Heh, bu oldu bak, bu kesin bilgi. Karşılıklı kenarların oranı sabit olacak. Aynı olacak yani. Dördü okuyalım. Benzer şekillerin alanları oranı benzerlik oranının karekökünü eşittir diyor. Hayır, benzerlik oranının karesine eşittir diyeceğiz. Bu kesin yanlış.
Yani bir kere 4 tane değil sorunun cevabı. 0 tane değil. Çünkü bir tane doğru bulduk en azından. Şu ikisini konuşacağız arkadaşlar. İki üçgenin karşılıklı açıları eş ise bu iki üçgen benzerdir. Dostlar, karşılıklı açılarından kastı herhalde tüm açılarından bahsediyor. İşte A'nın karşısına gelen yine A ise diyor. B'nin karşısına gelen B ise. O yüzden bu doğru. Ama şunun için tam emin değiliz arkadaşlar. Birer açısı eşit diyor. İkişer kenarı orantılı olabilir ama eşit açılar mesela hangi eşit açıların arasındaki şey var onu tam bilemiyoruz kardeşlerim. O yüzden bu sorumuzun cevabı iki tane çıkacak diyebilirim. Geldim 5 numaraya. Bakalım bu ne diyor? Şekildeki merdiven basamakları birbirine paraleldir. A, B, B, C şunlar hep birbirine eşitmiş arkadaşlarım. Uzunluk olarak yan taraflar ikiye bölünmüş şöyle. Buna göre diyor X artı Y toplamı kaç birimdir diye bir soru sormuş. Kısaca yapalım. Bak yanlar eşit olduğundan dolayı kaç fazla? 3. Sen de 3 fazlalaştır burayı. 8. Bir 3 daha fazlalaştır. 11. 8 ile 11'in toplamını mı soruyor bize? 19 sorumuzun cevabıdır kardeşler. Kaç fazlaysa o kadar fazla ilerleyecek arkadaşlar diye düşünebiliriz. Evet, 6 numaradayım arkadaşlarım. Bakalım bu ne diyor. Şekildeki dağın yüksekliğini ölçmek için bazı ölçümler verilmiştir. Peki, buna göre dağın yüksekliği kaç metredir? Bize sorulan yer şurası arkadaşlarım. Şu uzunluk. Şu diklik soruluyor bize. Tam gözükmeyebilir şu anda arkadaşlarım. Şekil zaten fotokopi çektirdim kitaptan. Tam net okunmayabilir. Yani şöyle bir şekil çıkıyor aslında. Siz kitabınızda yaptığınızda bunu arkadaşlarım. Şöyle bir olay çıkıyor. Şuradan bir 3 var. Şurası 6. Dik burası. Burası da dik. Şurası da 234. Dağın yüksekliği x'i soruyor bize diyelim. Hadi benzerlik yapıyorum. 3'ün x'e oranı 3 bölü x eşittir. 6'nın tamamına oranı 240 yapıyor tamamı arkadaşlarım. 6'yı bakın bu buradan buraya yarıya mı düşüyor? Bu da yarıya düşecek. 240'ı yarıya düşürdüm. 120'yi işaretledim gobeller. Ve çevirdim arka sayfayı. 7 numaradayız dostlarım. Hadi burayı da gömelim. Bakın 7. sorumuzda bir açıortay 2 diklik var arkadaşlarım. Bir açıortay 2 diklik var. Biz bir açıortay ve 2 tane dik gördüğümüz zaman aklımıza ikizkenar üçgen gelecek dedik. A'ları, B'leri, 90'ları yazınca ikizkenar çıkacak arkadaşlar. Şimdi şuna A diyelim. Bu da A. Şuna B diyelim. Tersi de B. A 90, burası da B. Bakın şurası ikizkenar çıktı gobeller. Şimdi başka ne yazabiliriz? 3 var, 6 var. ED uzunluğu isteniyor. Dostum 3, 6. Bir kere şu BE uzunluğunu biz şuraya yazayım. BE uzunluğu 3 kök 5'tir. Biri diğerinin 2 katıysa küçüğünün kök 5 katı muhabbetinde. Sonra 3 6 ise bu açıortayın ayak kol ilişkisi. Burası da K'ya 2K. Yani yine 1'e 2 oranı olmak zorundadır da diyorum burası için. Şimdi bakın burada bir dik üçgen çıktı. Bursa, Hatay, Adana. Bu dik üçgen arkadaşlarım. Bir kenarı 6 ya. Acaba 6, 8, 10 dik üçgeni mi diye düşündüm. Hadi K'ya bir 5 diyelim. 8 olması için. Gerçekten 6, 8 oluyor. 5 yazınca 10 oluyor. O zaman burası 10, K 5, hatta şurası da 5. Arkadaşlar şu dik üçgeni de görün bakın şurada. Bir kenarı 5, bir kenarı 10. 5, 10, 5 kök 5'tir burası. 3 kök 5 burayı bulmuştuk. 2 kök 5'tir sorumun cevabı dedim dostlar. Evet, 8 numaradayız arkadaşlarım. ABC bir üçgen, alfa beta, AE 4, EB 8, 6 yazılmış. Alfa ile beta'nın toplamı da neymiş? 180'miş. Tamamdır. Alfa ile beta'nın toplamı 180. Peki. Buna göre de diyor ki DC uzunluğu kaçtır diye bir soru soruyor bize. Şöyle yapalım. Alfa ile beta'nın toplamı 180 ise şurası mecbur beta. Çünkü buranın toplamı 180. Şuraya K açısı diyelim, şuraya M. K, M, beta. K, beta, mecbur M. Hadi bir benzerleyelim. Beta'nın karşısı 6. Beta'nın karşısı tamamında 12.
Küçükte M'nin karşısı 4. Büyükte M'nin karşısı şurası. X diyelim buraya arkadaşlarım. X. 2 katıdır. Bu da 2 katı olacak. 8 gelecek X. O zaman DC 2 çıktı dostlar. Şuna geldim arkadaşlar. Paralel kenar, paralel kenar, paralel kenarın alanı nedir diye bir soru sormuş bize. 16 ile 9'u vermiş arkadaşlarım. Orada da. Hemen şöyle yapalım. Şunun A açısı olsun. Şurası B olsun. A ise yöndeşlikten A gelsin. Şuraya da C diyelim. B, işte şurası da B oldu tabii. Şöyle açıları bir yerleştireyim. Yöndeşlikten bu da B. A, B, burası C. Yine B'nin yöndeşi burası da B oldu. Bakın şu küçük üçgenle şuradaki büyük üçgen, yani 9 ile 16'lık üçgenler benzer çıktı. Peki bu iki üçgenin alanlarının oranı 9 bölü 16 ise benzerlik oranı bunun karekökü, yani 3 bölü 4 değil mi arkadaşlar? Yani ben burada C'nin karşısına mesela 3K desem, burada C'nin karşısı 4K. Burada 4K ise şurası, tabii ki burası da paralel kenardan 4K gelecek. Başka şunu buldum bakın. Şu küçük üçgen ile en büyük üçgenin benzerlik oranlarını yazabilirim ben artık. Benzerlik oranları 4 bölü 7 geliyor dostlarım. Küçük üçgenle en büyük üçgenin benzerlik oranı 4 bölü 7. O zaman alanlarının oranı 16 bölü 49. Yani küçük üçgen 16 ise diyor, kocaman üçgen 49'dur. 49'muş bunun tamamı. 9'u gitti, 40 kaldı. 16'sı gitti, şuraya da 24 kaldı mı arkadaşlar? Cevap 24. Buna bakalım. Uzun kenarı 60, kısa kenarı 30 santim olan bir dikdörtgen kağıt. Kendine benzer 9 eş dikdörtgene ayrılıyor. Oh! Uzun kenarı 60, kısa kenarı 30. Şöyle bir çizelim bunu arkadaşlarım. Uzun kenarı 60, kısa kenarı 30 olan bir dikdörtgen kağıt kendine benzer 9 eş dikdörtgene ayrılıyor. Ayrılan dikdörtgenlerin çevreleri toplamı ayrılmadan önceki dikdörtgenin çevrelerinin kaç katıdır diye bir soru sormuş bize. Kendine benzer 39 eş. Şimdi şöyle direkt buradan aşağı indirsek. 9 tane ayırsak buradan. 69'a bölünür mü? Hayır. Nasıl yapalım? Şuradan aşağı indirsem arkadaşlarım. Ya da şurada bir tane bıraksak. 9. Şurası. Geriye kaç kaldı? 58. 58 olur. 30 desek yine olmaz. Eş olacak. Yani dikdörtgenin bir kenarı A, kısa kenarı. Uzun kenarı da B olacak arkadaşlarım. Kendisine benzer dediğine göre demek ki bizim dikdörtgenlerimizin de kısa kenarı uzun kenarının yarısı olacak. Bunun gibi bir şey olacak arkadaşlarım. Yani kısa kenarı mesela A ise uzun kenarı 2A olan bir dikdörtgen düşüneceğiz. Peki burası o zaman 15 olsa, burası da 30 diye olsa. 15'ten kaç tane çizerim böyle yan yana? 4 tane giderim. 60 olması için bu değil o zaman. Şöyle yapalım. 15'leri şu şekilde dizelim arkadaşlarım. 15, 15 diye şöyle yapalım. 30'dan da 2 tane yapsak. 15, 30 yine olmaz arkadaşlar. Şey yapsak. 5'e 10 yapsak bunları. 5 desek şöyle her bir dikdörtgenin uzunluğuna. 5. Şurası da 10 olsa. 10'dan 6 tane olacak yan yana. 5'ten 3 tane. Yok, 5'ten de bu sefer 10 tane gelecek. Yine olmayacak. Bu tarafa doğru dizsek. Dur bakalım. Bunu bulacağız ya. Şöyle bir daha düşünelim. Şöyle sakince düşünelim arkadaşlarım. Şöyle 60. Şurası 30. Şimdi öyle bir dikdörtgen olmalı ki burada arkadaşlarım. Burası A. Burası 2A olacak diye. Şimdi 9 tane olacak bu A'ya 2A'dan. Şöyle 3 tane buraya gelse bu şekilde. A, A, A. 3 tane de buraya gelecek bu şekilde. Şöyle 2A, 2A. Çünkü 3A 30'sa 6A 60 olacak.
3A 30 olduğuna göre 1A 10. Buralarda 20, 20, 20. Aha da bulduk. Niye deminden beri savaşıyorsak arasını satayım. Bulmuşuz meğersem arkadaşlar. Aha bu şekilde ayrılacak. 9 tane üçgene. Diyor ki ayrılan dikdörtgenlerin çevreleri toplamı. Şimdi bir tanesinin çevresi ne yapar arkadaşlarım şurada? 20, 20 daha 40, 20 de buradan geliyor 60. 9 tane 60 var. 540'tır. Hepsinin çevreleri toplamı. Önceki dikdörtgeni yani büyük dikdörtgenin 60 burası, 60 da burası 120. 30, 30, 60 da buradan geliyor. Yani 180 geliyor arkadaşlarım. Diyor ki 180'in kaç katıdır? 3 katıdır arkadaşlar diyebiliriz hemen. Peki. Geldik 11 numaraya. Hemen bunu bir okuyalım. Kelebek üçgen görüyoruz arkadaşlarım. Hatta şurada direkt bir önce gördüğümüzü yapalım. Şu kelebek üçgeni bir görelim arkadaşlarım buradaki. 6'ya 12'dir bu kelebek üçgenin oranı. O zaman şurası K ise burası 2K. Ya da M ise 2M diyebiliriz. DE 6 olduğuna göre AB'de 12. CF yolunun uzunluğu kaç birimdir? CF neresi? Şurası. X diyelim buna. Hadi bunu da şuradaki klasik benzerlikten yapalım. Bakın şurada var. Şu benzerlik arkadaşlar. X bölü 12 eşittir 1 bölü 3. Burası 4'e bölünmüş. Demek ki 4 katı olacak. X 1'in 4 katıdır. Cevap da 4 gelecek diyebiliriz. Evet son sorumuzdayız arkadaşlarım. Bakalım bu ne diyor. Çevreleri 15 santim ve 20 santim olan benzer iki üçgenin alanları toplamı 75 santimetre kare olduğuna göre alanları farkı nedir diye bir soru sormuş. Çevreleri 15 ve 20. Arkadaşlar iki üçgenin benzerlik oranı bu üçgenlerin çevrelerinin oranına eşittir. Yani çevrelerinden biri 15, diğerininki 20'ymiş ya. 5'e böldüm 3, 5'e böldüm 4. Bu aslında benzerlik oranlarıymış. E peki bu benzer üçgenlerin alanlarının oranı neydi? Bunun karesi. 9 bölü 16 olacak. Diyor ki alanları toplamı yani 9A bununki olsun, 16A da bununki olsun. 25A'yı 75 olarak vermiş bize. E o zaman A kaç çıktı dostlarım? A 3. Bize neyi soruyor? Alanları farkı. Yani 16A eksi 9A'yı soruyor. Yani 7A'yı soruyor. 7A. 7A 7 kere 3'ten 21 çıktı sorumuzun cevabı. Evet Goberler bu videoyu da düzeltmiş bulunduk böylelikle. Omzumuzdan büyük kalktı arkadaşlarım. Hadi bakalım Goberler görüşmek dileğiyle kolay gelsin.